Kur'an-ı Kerim'de dünyanın dönüşü haber verildiği gibi dünyanın dönüş yönü de tarif edilmektedir. Bu gerçekler dünyanın düz olduğu, bir öküzün başının üstünde sabit durduğu sanılan 7. yüzyılda indirilmiş olan Kur'an'da şöyle bildirilir. Dağları görürsün de donmuş sanırsın. Oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan Allah'ın sanatıdır bu. Şüphesiz O, işlediklerinizden haberdardır. Ayette dağların dolayısıyla yeryüzünün bulutların hareketi gibi hareket ettiğine dikkat çekilmiştir. Bilindiği gibi 3500 ila 4000 metre yükseklikteki ana bulut kümelerinin hareket yönü daima batıdan doğuya doğrudur. Bu yön dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşüyle aynıdır. Dolayısıyla ayette dünyanın bulutların sürüklendiği yön olan batıdan doğuya doğru hareket ettiği mucizevi bir biçimde bildirilmektedir. Hem de günümüzden 1400 yıl önce. İnsanların dünyanın ne yuvarlaklığından, ne kendi etrafında döndüğünden, ne de batıdan doğuya doğru hareket ettiğinden haberleri olmadığı bir dönemde.